Şimdi bugün itibariyle herkes Akın Tatil Köyü tarafına yüklendi. Herkesin gözü Akın Tatil Köyü taraflarında ama kıyı erozyonu daha evvellerin belirtmiştik. Yeni Mahalle'yi de çok fazla tehdit eder hale geldi. İşte görüldüğü gibi eski Fener'in önünden şu mevcut olan yerimizden itibaren yol vardı burada. Yol bitti. Yolu bırakın. Yoldan sonra şahsi arsalara girmeye başladı deniz. Ön tarafındaki çitler gitti. Yani daha evvelden defalarca söyledik. Defalarca da söylüyoruz. Yeni Mahalle tehdit altında, bu böyle giderse Yeni Mahalle birkaç seneye kadar sular altında kalacak. Bunun önlemini de söyledik. Bu yapılmış olan yarım bırakılan mendirekten dolayı Yeni Mahalle tarafı kum tutmuyor. İhsaniye tarafı tutuyor. Yeni Mahalle tarafı maalesef her gün bu şekilde erozyona oluyor. Bunun nedeni ya bu mendireği devamını getirsinler ya da mendireği komple kaldırsınlar. Çünkü mendirek bize yarar değil, zarar verdi. Mevcut olan Yeni Mahalle tarafındaki koruganları görüyorsunuz ileride. Koruganlar neredeyse denize gidecek. Yani 5-10 metre kaldı. Koruganlardan itibaren denize gidilen mesafe 100-150 metreyken şu anda sahil yani koruganlar 4-5 metre daha deniz giderse onlar da sular altında kalacak. İhsaniye tarafındaki koruganlar daha evvelden deniz içindeydiler. Mendirek yapıldıktan sonra koruganlar yaklaşık 50 metre daha içeriye gittiler. Yani İhsaniye tarafı kum besliyor, kum alıyor. Yeni Mahalle tarafı kum veriyor denize. Bunun nedeni %100 başka bir alternatif yok. Bu mendireğin buraya yarım şekilde bırakılarak yapılmasıdır. Bir de görüyorsunuz fenerimiz var burada. Fener büyük bir tehdit altında. Yıkıldı, yıkılacak. Eski Fener'in hali belli zaten ortada. O deniz içinde kaldı. Şimdi bu Fener de buraya inşaat molozlarıyla korunmaya çalışıyor. İnşaat molozları görüyorsunuz atılmış. Derme çatla bir şekilde atılmış. Bunlar sayesinde kurtarmaya çalışıyor kendini. Ama yaklaşık 1-2 fırtına daha geçirse bu Fener de zaten gidecek.